Herkesin şu an inanmak istediği bir hikayesi var. Ve bu hikayeyi biz birbirimize dayatmaya çalıştığımız müddet sürekli kavga ediyoruz. Bütünleşebilmeyi, birleşebilmeyi öğrendiğimiz bir cumhuriyet olsa hepimiz daha mutlu olurduk. Türkiye'nin daha yaşanılabilir bir yer olması için bazılarının da kalıp bir şeyler için mücadele etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim diye çalışmaya devam ettikçe inanıyorum ki daha da güzel günler bizimle birlikte olacak. Osmanlı hukuksal ve siyasal düzeninden, hatta ekonomik düzeninden ve toplumsal anlayışından bir kopuş ve bu yönüyle de bir kuruluş. Cumhuriyet kelimesi zaten başlı başına böyle insan tüylerini diken diken eden bir kelime. Cumhuriyet bilinci zaten çok yüksek bir ailede büyüdüm. Tarih bilinci, milliyetçilik bilinci, sanırım liseden üniversiteye geçtiğim çağda bende oturmaya başlayan noktalardı diye düşünüyorum. Kendimi de cumhuriyetçi bir insan olarak tanımlıyorum. Anaokulundaydım. İlk başta Atatürk'le özdeşleşen bir kavramdı. Böyle bağımsızlığımızla alakalı bir kelimeydi ve içimde böyle farklı coşkuları heyecanlandıran bir duyguydu benim için. Cumhuriyet'te ilkokul yıllarımda tanıştım. Ama mesela daha Cumhuriyet'i anladığım, yani terimsel olarak anladığım zaman üniversite zamanlarıma denk geliyor. O zaman siyaset felsefesine dair böyle okumalar yapıyordum ve hani halka nasıl hitap ediyor kavramını orada öğrendiğimi söyleyebilirim. Okuduğum okulda Cumhuriyet Bayramı ile ilgili törenler yapılacaktı. O zaman ilk defa Cumhuriyet kavramını duydum diyebilirim. Kurtuluşun yönetim biçimi olarak işte bir savaş olmuş, bir mücadele verilmiş, ardından bir devlet oluşturulurken rejim olarak da cumhuriyet belirlenmiş. Cumhuriyetin de demokrasiyle, insan haklarıyla, diğer çeşitli kavramlarla iç içe olmasından kaynaklı. Cumhuriyet dediğimizde hem anayasal anlamda hem de siyasal anlamda demokratikleşme, eşit yurttaşlık, ekonomik modernleşme ve sosyoekonomik haklar bağlamında sosyal devlet, hukuksal dönüşümler, yine yurttaşlık tartışmaları üzerinden milliyetçilik tartışmaları ve özellikle Atatürk milliyetçiliği bağlamında yapılan değerlendirmeler ve özellikle demokratik devlet karşımıza çıkıyor. Cumhuriyetin nitelikleri dediğimiz zaman 1924 Anayasası'nda bunların birdenbire somutlaştığını söylememiz de mümkün değil. 1937'de yapılan değişiklikler çerçevesinde 6 tane temel niteliğin somut olarak anayasaya girdiğini söylememiz mümkün. Laiklik, inkılapçılık, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, cumhuriyetçilik. Cumhuriyet İlköğretim Okulu diye bir okulda okudum. İnkılap tarihi dersini ben ilkokulda aldım, lisede aldım, üniversitede aldım. Türk eğitim sisteminde yetişen bir öğrencinin kafasına vura vura öğretilen, hepimizin artık ezberlediği ve belli bir kısmın benimsediği, belli bir kısmın belli bir yaştan sonra eleştirel baktığı kavramlar. Cumhuriyetçilik başlı başına bir ilke olarak karşımıza çıkıyor. Birdenbire bir toplumsal ve siyasal sahiplenme ve bunları hemen ileriye götürme iradesi kuşkusuz olmadı. Ama diğer yandan bu ilkelerin bütünüyle reddedildiği de söylenemez. Cumhuriyetçilik ilkesine eklemlenen devletçilik gibi, halkçılık gibi, milliyetçilik gibi ilkelerle harmanlanmış bir altı ilke bütünüyle karşımızda kendisi duruyor. Cumhuriyetten bahsettiğimiz zaman, yönümüzü ileriye dönmekten bahsettiğimiz zaman sizin farklı bir fikriniz olabilir, benim bir farklı fikrim olabilir. Bu anlamda da aslında ileriye bakmak demek sizi her zaman kendi tarafıma çekmek olmamalı. Yani biz ileriye gideceksek hep birlikte ileriye gidebilmeliyiz. Hepimizin fikirlerinin, düşüncelerinin dahil olduğu bir şekilde ileriye gidebilmeliyiz. Ödevimiz ve sorumluluğumuz zaten cumhuriyeti ileriye götürmek olduğu için bu noktada her zaman ortak bir yol bulabileceğimizi, ortak bir söylem oluşturabileceğimizi düşünüyorum. 1961 Anayasası'nı, cumhuriyetin niteliklerini, insan haklarına dayalı devlet, sosyal devlet gibi 60 sonrası modern anayasacılığın temel özsel değerleriyle bütünleştirmesi, siyasal iktidar tarafından sahiplenilmesi sonucunu kendiliğinden doğurmadı. Dolayısıyla siyasal bir gerilim, önemli bir anayasal kazanımı, cumhuriyetin nitelikleri anlamında ileriye gidişi tam da gerçek anlamıyla yaşama geçiremedi. Ve derin tartışmalar da var. Özellikle belirli alanlarda çok farklı, çok keskin, birbirine karşıt kutuplar da var. Bu kutuplardan belki de en belirgin olan laiklik ilkesi. Laikliğin içki içme özgürlüğü ve inanç özgürlüğü arasında sıkıştırılmasını doğru bulmuyorum. Günün sonunda aklın ve ilmin ışığında hepimizin özgürce yaşayabildiği bir toplumdan bahsediyoruz laiklik dediğimiz zaman. Bunları böyle sadece küçük bir yere indirgemek biraz içine de boşaltmış olmak oluyor. Siyasi olarak biraz araçsallaştırmak gibi oluyor. Doğru anlayamadığımızı gösteriyor belki de.
Atatürk'ün belirttiği üzere yani laiklik temelinde aslında onun manevi mirasım olarak belirttiği şey ilim ve akıl. Yani mantığı kullanarak hayatta yolunu bulmak aslında ya da bilgiye bu şekilde erişmek. Ama şu an bilgi akıldan ve bu ilimden o kadar uzaklaştırılmış bir şekilde insanlara yayılıyor ki yeni gerçeklikler ya da yeni hakikatler yaratma düzleminde herkesin şu an inanmak istediği bir hikayesi var. Ve bu hikayeyi biz birbirimize dayatmaya çalıştığımız müddet sürekli kavga ediyoruz. Kadınları dışarıda bırakan bir noktada benim için. Yani hani başörtü sorunu Türkiye'de yıllardır var. Bunu bir noktada laiklikle de çok bağdaştırıyoruz. Ama mesela başörtü sorununu Müslüman kadınlar yaşıyor. Yani Müslüman erkekler yaşamıyor. Şunu çok net hatırlıyorum. Ailemin bana dedi, işte Alevi bir aileden geliyorum. Sana oruç tutuyorlar derse arkadaşlarına, sen de oruç tutuyorum de. İşte bir yandan da inkılap tarih derslerinde, işte tarih derslerinde biz laiklik ilkesini görüyoruz ama ben ailemin inancını ifade edemiyorum. Ya bence laiklik önemli bir noktada devlet yönetimi için. Laikliğin hiç olmadığı bir düzlemde şer'i hukukla bile yönetebiliriz. Şer'i hukukun bence çok hani güncellenmediği noktalar var ve hani direkt mesela kadın erkek eşitliği üzerinden de keskin ayrımları olan bir hukuk sistemi. Bence mesela kadınlar için çok adil bir hani yargılanma sistemi olmaz diye düşünüyorum. Laikliğin her şeye rağmen zorlu sınavları değişik biçim ve ölçeklerde geçtiğini ve Türkiye'de kimliklere ilişkin çatışmalar ve gerilimler olsa bile bu sınavlardan başarılı bir şekilde çıktığını, yani daha yılmaz, daha dirençli bir ilke olduğunu düşünüyorum. Ama söz gelimi demokratik devlet ilkesi düşündüğümüzün aksine aynı ölçüde dirençli ve güçlü bir ilke olarak karşımıza çıkmadı. Demokrasi değişik biçim ve ölçeklerde belki özünü en azından seçim düzeyinde korudu. Farklı kimlikleri kucaklayan, eşit yurttaş talebine gerçek anlamda yanıt veren ve bunu hukukla pekiştiren bir modeli göremiyoruz. En temelinden beri olduğu gibi ayrıcalıklı sınıflar var. Bunlar tabii ki değişen güç dengeleriyle yer yer değişebiliyor. Yani daha önceden başka bir zümreydi, başka bir sınıftı belki. Şu an başka bir zümre olarak tanımlayabilirim. Parası olan iyi hastanelerde çok kısa bir süre içerisinde tedavi olabilirken, parası olmayan insanlar en basit bir MR randevusu için aylarca bekleyebiliyorlar. Eğitim için de keza aynı şekilde. Durumu iyi olan bir ailenin çocuğu daha kaliteli, daha nitelikli bir eğitim alabiliyor. Bu da tabii ki de fırsat eşitliğini ortadan kaldırıyor. Dedemle babaannem mesela, ikisi de ortaokul ya da lise mezunuydu yanlış hatırlamıyorsam. Onlar memur halleriyle Türkiye şartlarında bir şeyleri yapabilmişlerdi. Yani geriye dönüp kendi nesillerine bir şeyler bırakabilmişlerdi. Ama şu anda ne kadar okursak okuyalım, ne kadar çaba sarf edersek sarf edelim, bir zorluklarla mücadele etmek zorundayız günün sonunda. Bu da fırsat eşitliği açısından biraz düşündürücü oluyor tabii ki. Babam annem üniversite mezunuydu. Ben şu an doktoramı yapıyorum mesela genç bir akademisyen olarak. Ama onların emeği karşılığında sahip oldukları şeylerin çoğuna şu an ben sahip olamıyorum. Bir işçi çocuğu olarak küçük bir mahallede, küçük bir ilkokulda okuyarak, işte liseyi yine benzer bir çevrede okuyarak, dershaneye gitmeyerek vesaire kendi emeğimle ya da kendi yaptık larımla o güne kadar onların bir karşılığı olarak o üniversiteye gitmeye hak kazandım ve orada okudum. Devletin bana birkaç burs vermesi benim aldığım puana göre verilen bir şeydi. Yani demek ki biraz daha geriden gelen bir öğrenci olsam, ben bu sistemden sıyrılmak için, bir yere gelebilmek için devletin bana sunacağı pek bir şey de yokmuş aslında. Bugün anayasaya baktığımızda devletçilik cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan bir ilke değil. Bugün kimse gidip belli ürünleri üretmek istemiyor. Neden? Çünkü yani özellikle döviz bazında çok da bir ederleri olmuyor. Ama bazı ürünlerin de gerçekten üretilmesi gerekiyor. Tamam, devlet çay bardağı üretmesin ama bir top kağıdı ben 10 TL'ye alıyorum. Şu an 120 TL'ye aldım. Çok açık ve net bir şekilde ortada ki kağıt fabrikalarımızın satışımızın bize herhangi bir yararlı bir dönüşümün olmadığını ben görüyorum. Bugün devletçiliği yeniden yaşama geçirmek istiyorsak, anayasanın sosyal devlet ilkesi üzerinden sosyoekonomik hakları gözeten kamu politikalarının önceliğini savunacağız. Kamu yararını önceliklendiren bir ekonomik model türetirken, şu anki anayasal dayanaklar içinde en güvenilir olan sosyal devlet politikaları ve aynı zamanda tabii ki bunu yaşama geçirecek olan bir demokratik müzakere ortamı ve bir hukuksal kurumsallaşma, yani hukuk devlet ilkesi. Ya bazen şöyle söylüyorum, olmayan bir şey üstüne çalışıyoruz aslında. O kanunların gerçekten yeteri kadar uygulanamadığını ya da işte genç yaştaki insanların hakim savcı olduğunu ya da hakim savcı olurken aslında puanından çok kişilerin mülakatına bakıldığı gibi durumları değerlendirdiğimiz birçok hukuk devletine aykırı şeyi hem adliyelerde maalesef görebiliyoruz hem de yaşamın her alanında hukuksuzluğu görebiliyoruz ve insanlar artık avukatlardan, hakim savcı gibi makamlardan çekinmiyorlar. Ben acil servis stajında
hastalardan şiddet gördüm. Ben yine de şikayetçi olamadım çünkü şikayetçi olmam durumunda cezasız kalacağını bildiğim bir ortamda ben buranın bir hukuk devleti olarak en azından faaliyette olduğunu söyleyemeyeceğim. Ben sıradan bir vatandaşım ve barışçıl taleplerim var. Eylemlere gidiyorum. Ben bir vatandaş olarak direkt içeri alınsam bilmiyorum hani bu çok şaşırdığım bir şey olmayabilir yani. Hani çünkü böyle bir noktadayız artık. Bir taraftan anayasal hakkım ve hani sosyal bir hukuk devletinde yaşadığımızı söylüyoruz. Bir restoranda yemek sırasında dahi bir sıra yani bir kişi dahi insanların önüne kaynamak uyanıklık olarak adlandırılıyor. İşte zamandan tasarruf olarak adlandırılıyor. Ama aslında başkasının zamanını çalmak belki de en büyük suçlardan biri olması gerekirken gündelik hayatında da hukuk kavramının önemini yitirdiği için, anlamını dahi tam olarak kavrayamadığımız için birbirimizden böyle mini hırsızlıklar yaparak faydalanıyoruz. Ben Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu düşünmüyorum. Gözaltına kaybedilen oğullarını, kardeşlerini, babalarını arayan insanların mücadelelerini ben her cumartesi günü Twitter'a girdiğimde sosyal medyaya baktığımda görüyorum. Bir hukuk devleti olmalarını talep ediyorlar ve kayıplarını arıyorlar. Milliyetçi bir insanım ama milliyetçiliği Atatürk'ün bizim önümüze koymuş olduğu düstur üzerinden tanımlıyorum. Yani ben işimi ve görevimi ne kadar iyi yapıyorsam ben bu vatanı o kadar seviyorum demektir. Günün sonunda içinde bulunduğum sistemin hayrına bir şey yapıyorum demektir yani. Bence bunun en iyi özeti kesinlikle bu cümle olur. Kendimi milliyetçi bir insan olarak tanımlarım ama çok hassas bir çizgi olarak geliyor bana. Bu topraklarda yaşayan herkesin, bütün insanların haklar ve hukuk önünde eşit olması. Sosyal devlet gereği sağlık imkanlarına, eğitim imkanlarına, benzer imkanlara erişiminin eşit olması. Ve tabii ki müreffeh bir ülkede yaşamak. Yani bundan öte bir milliyetçilik olduğunu düşünmüyorum. Bir ulusun kendi haklarını, kendi yerliliğini ve kendi milliliğini savunabilmesi ve ifade edebilmesi. Yani ben milliyetçiliği, hamasi nutuklar atmak veya sadece devletin güvenlik politikalarını konuşmak üzere gören bir insan değilim. Bana göre milliyetçilik bir ulus sınırları içerisinde her türlü bireyin haklarını savunabilmek, dezavantajlı bireylere yardımcı olabilmek, bu ülkenin taşına, toprağına, bitkisine, suyuna sahip çıkabilmek. Benim için milliyetçilik bu. Devrimcilik bakımından ancak siyasal bir ilkeden söz edebiliriz. Ama bugün için anayasal düzeyde ya da hukuksal anlamda devrimciliği bir ilke olarak tanımlamamız söz konusu değil. Cumhuriyet aslında ilerlemeci ve yenilikçi bir kalkınma modeli. Bugün Cumhuriyet'in 1920'lerdeki devrimci anlayışını toplumsal ilerleme için yenilikçi model olarak yeniden düşünmemiz gerekiyor. Ve Türkiye'nin hem anayasal imgelemi, hukuksal ve siyasal anlamda hem de genel olarak siyasal tartışmalarında biz bu yenilikçi, yeniden inşa eden, yeni bir söz söyleyen ve bunun içinde de insan odaklı, insan gelişimi odaklı kalkınma arayışını neredeyse hiç görmüyoruz. Devrimcilikten anladığım aslında bu. Hep birlikte ileriye doğru bakıyor olmak diyebilirim. O zaman da gerçekten zaten kalıcı bir şekilde ileriye gitmiş oluruz. Birbirimizi tekrar seviyor olmamız gerekiyor. Tekrar kurucu 100 yıl önceki değerlerimize dönmemiz gerekiyor. Bu X, Y, Z partisi değil. Bütünleşebilmeyi, birleşebilmeyi öğrendiğimiz bir cumhuriyet olsa hepimiz daha mutlu olurduk. Cumhuriyetin o geçen yüzyılını düşündüğüm zaman benim için karmaşık diyebilirim yani. Güzel gelişmeler olmuş haklar anlamında, vatandaşlık anlamında. Ama bazı hani kötü gelişmeler de var. Hala iyileştirilmeye açık bir tarafının olması, hala bir taraf için mücadele edilmeye açık bir noktanın olması da önemli bence. Türkiye'nin bu saatten sonra bize bir cennet vaadi sunmayacağını bilerek burada kalmayı tercih ediyorum. Türkiye'nin daha yaşanılabilir bir yer olması için bazılarının da kalıp bir şeyler için mücadele etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden kalanlardan oldum. İkinci yüzyılda bunların hepsinin daha ayakları yere basan, daha olması gerektiği gibi yaşanacağı bir cumhuriyette hep birlikte olacağız. Atatürk'ün belli cümleleri aklıma geliyor. O da diyor ya mesela, umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim diye. Çalışmaya devam ettikçe inanıyorum ki daha da güzel günler bizimle birlikte olacak. Toplumsal değerler bakımından her türlü çatışmaya, farklılıklara, içinde olduğumuz kutuplaşmaya rağmen bir sahiplenme bilinci olduğunu da yurttaş olarak ayırt edebiliyorum. Bugün 100. yılın özel değerlerini içselleştirebilmiş, bunları savunabilen ve bunları anlayabilen genç kuşaklarımızın olduğunu ben kaygısızca ve koşulsuzca paylaşabilirim. Diğer yandan cumhuriyet bilincine sahip çıkan kuşakları ve bilgi birikimini cumhuriyetin yarattığında teslim etmek zorundayız.